setlerimizi. Değerli izleyiciler, bu konuşma tabii yayınlandığı andan itibaren büyük tepki çekti. Ama herhalde en net tepkiyi ortaya koyanlardan biri de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli grup toplantısında adını anmadan Mahir Ünal'ı ağır bir dille eleştirdi. Şimdi onu dinleyelim. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık Türk tarihinin ana güzergahından kategorik bir kopuş, kesif bir ayrılış, keskin bir sapış olarak görülemeyecek, asla gösterilemeyecektir. Yani Cumhuriyet, şerefli geçmişimizin bir antitezi değildir. Cumhuriyetin Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler. Ön yargılarının hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyetin anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek, gerçekleri çarpıtmaktır. Nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır. Nihayetinde özgüven eksikliğidir. Sayın Bahçeli'nin bu ağır eleştirisinden sonra Meral Akşener ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu da Mahir Ünal'ı hedef aldı. Mahir Ünal uzun bir suskunluktan sonra önceki gün sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Ve bu duyuruda şunları söyledi. Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyet'in fikri hür, irfanı hür bir evladı olarak görüyorum. Cumhuriyet düşmanı olmak bence Cumhuriyet'i donmuş bir göl zannetmekle mümkündür. Oysa Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'i her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir olarak ele almak gerekir, dedi. Her ne kadar çark etse de, görüşlerini 180 derece değiştirse de ya da değiştirmiş gibi görünse de Mahir Ünal'ın bu duyurusu ya da bu özrü sonuç vermedi ve Mahir Ünal bugün AK Parti'nin bu akşamki Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra istifa etti. Kanaatim o ki her ne kadar kendisi açıklamasında affımı istiyorum dese de kanaatim o ki istifası istendi. Üstelik istifasını Erdoğan, her ne kadar görünürde Erdoğan istese de onun istifasını çoktan Devlet Bahçeli yazmıştı. İstifasını asıl alan Devlet Bahçeli diye düşünüyorum. Görüşlerimi Kadir abiden sonra daha genişçe izah edeceğim. Şimdilik söz hakkını deplasmanda olması nedeniyle Kadir abiye bırakıyorum. Peki, çok teşekkürler İsmail. İki boyutta ben incelemeyi düşünüyorum AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın istifasını. Birincisi, ideolojik bir plan var burada. Yani ideolojik planda değerlendirmek istiyorum. O da şu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan 20 yıllık aşkın bir süredir neredeyse iktidardalar, değil mi? Ve 20 yılda çok şeyler yaptık. Çok yol kat ettik. Ticarette, siyasette, ekonomide, şurada burada işte çok önemli işler başardık. Ama kültürde, eğitimde maalesef istediğimiz noktaya gelemedik. Sanatta istediğimiz noktaya gelemedik derler. Son 2 yıldır demiyorlar belki de artık. Onlar da ümitsizliğe kapıldılar ama 2014'ten beri her yıl bir veya iki kez bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrarlardı. Şimdi aslında buna bir boyut daha eklemek lazım. Yani iktidarın başarısız olduğu, üstünlük sağlayamadığı ve bir varlık vücuda getiremediği diğer bir alanda ideoloji alanı, ideolojik hegemonya alanı. Ben açıkçası Cumhuriyet devrimlerine karşı bir karşı devrimci hareket olarak görüyorum ideolojik planda bu iktidarı. Ve kendileri de zaten aslında bunu bir şekilde ima ediyorlar. Çeşitli vesilelerle bunu karşı devrim demiyorlar belki ama başka şekillerde ihtilal sözünü de geçirerek ima ediyorlar. Fakat şu var, yani bu iktidarın kalıcı olması, bu iktidarın kalıcı ve müesses bir nizam kurması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliğini öngörülebilir bir gelecek için
kalıcı şekilde değiştirmesi ancak ve ancak ideolojik hegemonya kurmasıyla mümkün olabilirdi. Olamadığının, olamayacağının ve 20 yılın sonunda artık olamayacağının bir kez daha ilanıdır Mahir Ünal'ın bu şekilde söz aslında gerçek düşüncesi, samimi düşüncesinin arkasında duramayarak istifa etmesi, istifaya zorlanması. Şartlar onu kuşattı. Kendisi de istemiş olabilir. Seçim satım halinde, seçimler yaklaşırken partisine zarar vermemeyi kendisi de istemiş olabilir ama herhalde konuşurken bir hata yaptığını düşünmüyordu. Bu konuşurken bakıyorsunuz gayet kendine güvenli, gayet hiçbir ikircikliklik yok sözünde, en ufak bir gidip gelme yok, tedirginlik yok. Kendinden gayet emin bir şekilde konuşuyor o zaman. Demek ki Mahir Ünal son derece önemli bir görevde olmasına rağmen AKP Grup Başkan Vekili, yani AKP'nin parlamento grubunun aslında yani fiili başkanı, başkan vekili diyoruz ama grup başkanıdır o neticede. Çünkü parti genel başkanı sarayda. Kendisi de onu temsilen grup başkan vekili sıfatını taşıyor. Çok önemli bir görev. Ve bu görevde olmasına rağmen Mahir Ünal'ın da Türkiye gerçeklerinden bir hayli kopmuş olduğunu, ortam algılaması yeteneğini yitirdiğini, büyük ölçüde yitirdiğini görüyoruz. Ve zaten gelen tepkiler üzerine atılmış bir adım bu. Bunun karşısında duramadılar. Mahir Ünal samimiyetle içti. Samimiyetle, dürüstlükle belirttiği görüşleri ki bu görüşler bu partinin, bu liderliğin gerçek görüşleridir. Bunun arkasında duramadı. Niye duramadı? Mesela bu görüşler 2022'nin Ekim ayında değil de misal AKP'nin %40'larda olduğu işte 2018'de hatta 40'ın altına 2020'de düştü AKP sondajlarda. 40'ın altına AKP 2020'de düştü. 2020'de etseydi o zaman Mahir Ünal kesinlikle görevden alınmayacaktı. Şimdi seçim yılında olduğumuz, 7 ay sonra seçimlere gideceğimiz için Mahir Ünal'ın da görevden alınmasının nedeni şu, birinci nedeni, bir ideolojik hegemonya kuramadılar. Yani kendi ideolojilerini, kendi tabirleriyle, kendi düşünce setlerinin Türkiye için geçerli, hakim ve doğru değerler seti olduğuna halkı ve seçmeni ikna edemediler. Üstünlük böyle bir şeydir. Türkiye'de halk ve seçmen. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Aslında belki o da gerekmez ama Türkiye'de halk, Türk halkı, Cumhuriyet değerlerini ve Cumhuriyet ideolojisinin hala diye altını çizerek söylüyorum 20 yıllık AKP iktidarından sonra hala büyük çoğunlukla yol gösterici olduğunu düşünmektedir. Üstün olduğunu, geçerli olduğunu ve günümüz dünyasında da geçerli olduğunu düşünmektedir, buna inanmaktadır ve buna inanmakta da haklıdır. Şimdi neden o zaman mesela 2 yıl önce söyleseydi, benimkisi varsayım, 2 yıl önce söyleseydi görevden alınmazdı ya da istifaya zorlanmazdı veya kendisi istifa etmek zorunda kalmazdı dediğimiz manolar şimdi istifa ediyor. Çünkü AKP ve Erdoğan lideri, Cumhurbaşkanı adayı 30'lar bandında, yani o Cumhur İttifakı'nın lideri olarak belki 40 bandında ama partisi 30 bandında. 30'un kimi araştırmacılara göre ya 2 puan üstünde ya 2 puan altında, o civarda. Son derece güvensiz ve kendisine olan güvensizliği aynı zamanda seçmenine de olan güvensizlik şeklinde yansıyor. Eskiden, geçmişte böyle değildi. Neticede AKP kendisinden uzaklaşan seçmene de güvenmiyor. Kendi seçmene de güvenmiyor. Mahir Ünal'ın bu sözlerinin kendi seçmeni üzerinde de menfi tesir oluşturmasından korkuyor. Göz koyduğu, geri kazanmayı düşündüğü bir seçmen var. Kararsızlaşan, kendisinden ayrışmış bir seçmen. Onu partiye geri kazanmak için yapmak istediği pek çok şey var. Yani işte piyasaya para pompalamak falan, başka şeyler elbette. Ama
Böyle bir söz, Mahir Ulu'nun ağzından çıkan sözün kendisine oy kaybettireceğini